vekilimizin vefatı gerçekten siyasal mücadelemiz açısından büyük bir kayıp olmuştur. Kendisi bilgi birikimiyle, inancıyla, iradesiyle, dirayetiyle mücadeleye daha uzun yıllar katkı sunabilecek bir arkadaşım. Benim Sayın Vekil'le tanışmışlığım yaklaşık 30 yıl öncesine dayanmakta. Üniversite yıllarında kısmen tanışmıştık. Daha sonra Urfa Eğitim Sen'de birlikte sendikal anlamda uzun yıllar omuz omuza mücadele yürüttük. Kendisi bulunduğu ortamda sözü anlamlı olan, sözüne anlam biçilen, bir ağırlığı olan bir arkadaşımızdı. Pozitif olduğu kadar da mücadelesi boyutuyla da iradeli ve kararlı bir duruşu vardı. Tabii yaş olarak da bizden biraz daha büyük olduğu için biz de onun o mücadele olan inancını, kararlılığını hep kendimize esas almaya çalıştık. Uzun yıllar sendika yönetiminde birlikte çalıştık. Yani İbrahim Ayhan gibi bir arkadaşla arkadaşlık yapmış olmanın onurunu ve gururunu hep yıllarca yaşadım. Bu belki emek alanda sendika olarak bizim için büyük bir kayıptı. O boşluğu doldurmak bizim için zor oldu. Ama siyasal mücadele açısından da büyük bir kazanımdı. Sonuçta mücadele bir şekilde farklı bir safhaya evrilmiş oldu. Sayın Vekil cezaevinde olduğu halde hem Urfa'nın yerel sorunlarıyla hem de Türkiye'nin genel siyasetiyle ilgili sürekli bir yoğunlaşma içerisindeydi. Sürekli soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle, bizi sürekli önümüze görev ve sorumluluk koyarak hep Urfa'nın genel siyasetle ilgili sorunlarına hep müdahil olmaya çalışıyordu. Tabii ki bu kısıtlayıcı imkanlar dönem dönem hem onu hem biz çalışanları da zorluyordu. Sayın İbrahim Ayhan Kobani sürecinde ona birlikte yaklaşık 2 yıl boyunca sürekli Suruç'taydı. Kobani'deki her gelişmeden haberi vardı. Ciddi bir yoğunlaşma süreci yaşanmıştı. Yani belki şunu söylersem abartmış olabilirim ama Kobani'nin bugün özgürlüğüne kavuşmasında Sayın İbrahim Ayhan'ın gerçekten çok büyük bir emeği var. Ben bunun canlı tanıyım. Çünkü 24 saat boyunca hep birlikteydik. Günlerce, haftalarca çadır eylemlerinde çadırda kaldığımızı, basına yansıyan, basına yansımayan boyutuyla birçok badire atlattığımızı da burada ifade edebilirim. Sayın İbrahim Ayhan Kuzey Kürdistan'da halkın gönlüne taht kurduğu gibi Rojava'da da ciddi anlamda sevilen, sayılan bir vekildi. Tüm gelişmeler aslında Sayın İbrahim Ayhan üzerinden gelişiyordu Kobani'de. Çok dirayetliydi, çok kararlıydı, çok motive olmuştu. Orada yaşanan her acı onu da ciddi anlamda üzüyordu. Oradaki her başarı onu ciddi anlamda mutlu ediyordu. Haftalarca eve uğramadığımız oluyordu. Hiç Ankara'ya gitmediğimiz oluyordu. 7-24 saat gece, gündüz, sabah fark etmeksizin yaşanan her türlü gelişmede İbrahim Ayhan bir taraftı aslında. Hem devlet boyutuyla hem de partinin hani Kobani'deki Suruç üzerindeki çalışmaları boyutuyla İbrahim Ayhan tam işin merkezinde olan bir arkadaşımızdı. Bu boyutuyla Kobani'nin özgürleşmesinde çok büyük emeği olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz önce de ifade ettim, basına yansımayan boyutuyla çok ciddi müdahalelere, baskılara, saldırılara maruz kaldık. Oradaki yaraları alabilmek için ambulans şoförleri biz oraya gidemeyiz dediğinde birlikte gidip o yaralıları da alıp ambulansa kendi elimizle koyduğumuzu da bilirim. Böyle kararlı bir vekildi. Gerçekten de 4 yıl geçmiş olmasına rağmen halen onun siyasal mücadeledeki eksikliğini yakın arkadaşları olarak siyasetle birlikte çalışma yürüten
genel merkezdeki arkadaşlar olarak, ildeki arkadaşlar olarak bunu hissediyoruz. Aslında. Bu bizim için bir örnekti. Çok iyi bir yurtseverdi. Mücadeleye inanmıştı ve sadece inanmakla değil, inandığı şekilde de yaşamayı kendine aslında şiar edinmişti. Hiçbir zaman pes etmedi. Hep kararlı duruşunu sürdürdü. Diasporaya gitmesi de yani zorunluluktan kaynaklıydı. Artık yaşam alanı bırakılmamıştı. Birçok siyasetçi gibi ona da bırakılmamıştı. Çok talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Eğer ki hani gidebilseydi orada da şu anda da mücadeleye ciddi anlamda katkı sunabilecek bir arkadaşımızdı. Yani acımız büyük tabii ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, kendisinde huzur içinde uyusun. Onun bir ideali vardı, bir yaşamı, bir ideali vardı. İdeali de şuydu, yani özgür, yaşanılabilir bir Türkiye. Kürt halkının kolektif haklarının sağlandığı bir demokratik cumhuriyet teziydi. Erken ölümü bize onun mücadele bayrağını devretti. Biz de onun o mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz ve onun taleplerinin kazanıma dönüşmesi, hayallerinin gerçeğe dönüşmesi noktasında mücadelemizi her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendisi huzur içinde uyusun diyoruz. Sayın Vekilim, yoldaşım, arkadaşım, sırdaşım, iyi bir dostum. Onun ölüm yıllarını ona rahmetle, sevgiyle, minnetle, şükranla anmak istiyorum. Sayın Vekilimizle yani tanışmamız 90'lı yıllarda başladı. Yani karanlık duruşu, tutumu, sürekli okuyan bir yapısı da vardı yani. Ben hatta böyle araya aklıma geçen şey yapıyordum ama dost kitabı önüne biz gitmiştim. O vekilken kitap almaya gidiyorduk zaman zaman Ankara'da dost kitabı önüne. Yani o oranın hem imgi hem de o kitap önüne yani Sami İkay'dı bana. Biz dedik ki hayatımızda yıllardır biz bu kitap işi yapıyoruz. Biz İbrahim Vekil kadar yani İbrahim Vekil gibi kaliteli bir okuyucu bize denk gelmedi. Yani öyle bir şey de vardı. Bu şekilde okuyan bir yapıya sahipti. İşte ondan sonra 2011'den 2007'de il başkanlığı başladı. 2010'da da Urfa Keçeki Operasyonu altında Urfa'da bir siyasi soykırım yine başladı o süreçte. Sayın Vekilimiz o zaman gözaltına aldı ve 2010'dan sonra cezaevi süreci başladı rahmetli İbrahim'de. Cezaevi sürecinde de 2011 yılında halkın da büyük bir teveccühüyle milletvekili seçildi. Milletvekili seçilmiş olmasına rağmen şu andaki bu hala devam eden AKP, MHP, faşist zihniyeti bir türlü tarihe kararı veremedi bizim vekillerimize. İşte son anda sanırım 2013'ün sonlarına yani 2014'ün ocağın başında tahliye kararı çıktı. Benim için aslında yani en acı yani hayatımın en acı günüydü o benim için yani. 20 Eylül 2018 bizim o süreçte yani böyle bazen şey yapıyorum o duruyorsam var yaşıyorum yani onun için yani şey olsa kusura bakmayın anlamıyla. Bizim burada şehit düşen bir arkadaşımız vardı o süreçte. Roger Atlan bir arkadaştı o. Ben onun cenazesini almakla ilgilenirken gece saat 11.30-12 arasıydı. Telefonu aradım o süreçte ben Ankara'daydım. Ve ben gittiğimde acı haber işte ben o gece ilk alan yani o ilk rahmetli İbrahim Ayhan'ın ilk ölüm haberini alan kişilerin bir tanesi ben. Arkadaşlar çağırdı beni, ben gittim işte bizim milletvekili arkadaşlarımız işte o süreçte böyle bir olayın olduğunu ve hayatını kaybettiğini yani böyle şey gibi, rüya gibi geldi bana. İbrahim Ayhan naifti, entelektüel bir birikime sahipti. İbrahim Ayhan hoşgörülüydü İbrahim Ayhan. Yani hizmet anlamında şeye bakmazdı. Bırakmış olduğu mücadeleyi de biz sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. Yani o anısına, emeğine layık olmaya çalışıyoruz. Hem aile bazında olsun, hem sendikal bazında olsun, hem siyasi süreçte olsun. Sahiplenmeye çalışıyoruz İbrahim Ayhan'ı. Yani elimizden geldiğince. Yani İbrahim Ayhan anlatılmaz. Yani İbrahim Ayhan ancak yaşlandı. Öyle diyebilirim ancak size.